Sevgili hanımlar, Seman'ın El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna aktif duruma getirirseniz yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Bugünkü video çalışmamda sizlere çok güzel, harika, çok şık bir kız çocuk jilesi anlatımı yapacağım. Jilemizin modeli tomurcuk yapraklı sarmaşık dalı. Modelimizin ismi bu. Jilemiz çok kolay. Sadece ön bedenimize modelimizi uygulayarak diğer tarafları, önü, arkası, her tarafı şöyle düz bir şekilde örerek jilemizi tamamlayacağız. Şöyle gösterelim. Jilemize etek ucundan tırtıklı yaka başlama metodu olarak başlayıp örüp düz örgülerimize geçip sonra ilmeklerimizi eksilterek modelimizi uygulayıp örerek devam edeceğiz. Hemen şu etek ucumuzu nasıl yapıyoruz onu biraz size açıklamak istiyorum. Bu tırtıklı yaka başlama metodunu ben daha önce kanalımda yayınladım video çekerek. Oradan bulabilirsiniz. Tırtıklı yaka başlama tekniğiyle etek ucumuza 4 numara şişimizle başlıyoruz. Şişimize 66 ilmek atarak tırtıklı yaka başlama tekniğimizi uyguluyoruz. Sonra 3,5 numara şişimize geçerek düz örgü arkadan önden düz örerek 2 diş haroşamızı örüyoruz. Tekrar düz örgülere geçerek önden düz arkadan ters örgü olarak örerek 36 sıra düz örgümüzü örüyoruz. Tekrar ilmeklerimizi kenar ilmeğimizi tek olarak alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak sol tarafta da tek ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi 66 ilmeğe düşürüyoruz yine keserek. Burada modelimizi uyguluyoruz. 3'e bölerek ön bedenimizi. 21 ilmek düz örgümüz oluyor. 23 ilmek de ters örgü buraya kuruyoruz. 21 ilmek de sol taraf düz örgümüzü örerek başlıyoruz. Kol altına kadar örüp sonra burada haroşalarımızı uyguluyoruz. Kesimimizi yapıyoruz. Burada da ön taraf bedenimizin kesimlerini yaparak 5 diş haroşa örerek bitiriyoruz. Arka tarafımız da zaten arka bedenimiz de ön bedenimizin aynısı. Arkada model de yok. Sadece düz örgü olarak aynı şekilde örerek yan dikişlerimizi yapıyoruz. Düğmelerimizi dikerek jilemizi hazır bir vaziyete getiriyoruz. Siz de benimle birlikte örmek istiyorsanız malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Jileme 2 farklı şişle başlayacağım. İlk ilmeklerimi 4 numaralı şişime atarak sonra da 3,5 numara şişimle öreceğim. Devam edeceğim. İpim de Himalaya Evreday Bebe Lüks Anti Peeling özelliği olan 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir ip. Renk numarasını vereyim. 704-36. Başlayalım hemen. Şöyle ipimi biraz uzun bırakarak jileme etek ucundan başlayacağım ben. 130 ilmek olması lazım ama ben 130 ilmeğin yarısından bir ilmek fazla başlayacağım. Eteğimizi tırtıklı yaka başlama metodu vardı. Kanalımda da paylaştım. Tırtıklı yaka başlama modeli diye. O tırtıklı modelden etek ucumuza başlayacağım ki kenarları kıvrılmasın. Şişime ilmeklerimi atarak 130 ilmeğin yarısı 65, 66 ilmek atarak çok sıkı da sıkmayacağım. Şöyle ilmeklerimi biraz gevşek tutacağım. Şöyle 66 ilmeğimi atıyorum. Siz de 66 ilmeğinizi atın. Hep birlikte devam edelim. Şöyle
4 numaralı şişime 66 ilmeğimi attım. Şimdi örgümü çevirerek örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimizi öreceğiz burada. İlk ilmeğimi ördüm. Şöyle. İkinci ilmeğimi şu ara boşluktan alta şişimi götürerek ilmeğimi buradan alıyorum. Bir ilmek örüp bir ilmek artıracağız burada. Bakın şu şekilde bir ilmek boşaldım. Bir ilmeğimi ördüm. Şu alttan yine şişime ilmeğimi alarak artırdım. Uzun şişle de zor olacak biraz. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek şu iki ilmeğin arasından boşluktan şişimi alta geçirerek şu şekilde şöyle artırmış oluyorum. Bir ilmek örüp bir ilmek aradan bir ilmek örüp bir ilmek alttan bir ilmek örüp bir ilmek aradan bir ilmek örüp bir ilmek şu aradan boşluktan ilmeğimi yukarı alıyorum. Arkadaşlar ben bu ilmeklerimi bu şekilde bir örüp bir aradan alarak bitirip geliyorum. Şişim uzun. Biraz örmede zorlanıyorum. Şöyle bir ara boşluktan bir ilmeği örüyorum. Bir ara boşluktan bir ilmeği, bir ara boşluktan bir ilmeği örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi örüp bitirip geliyorum ben. 125, 126, 127, 128, 129, 130. Bu son ilmeğimin burada artırma yapmıyorum. 130 ilmek elde ettik. Şimdi bunu ön yüzde ve arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz iki sıra. Önden ve ön yüzden ve arka yüzden düz ilmek örerek şu şekilde düz olarak örelim. İlk haroşa sıramın son ilmeklerini örüyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Dönüşte öreceğim. Örgümün arka yüzündeyim. Bakın bir sıra haroşamız oldu. Bu sıramızı da yine haroşa öreceğim. Ön yüzden ve arka yüzden iki sıra haroşamız oluncaya kadar örelim. Gelelim. İkinci sıra haroşamın son sırasındayım. Son ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Şöyle bakın. 1-2 diş haroşamız bu yüzde oldu. İki diş haroşamız da bu yüzde oldu. Şöyle şimdi ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzde de ters örgü olarak öreceğiz. Şöyle bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örelim. İpimiz arkada, ilmeklerimizi düz olarak örelim.
Birinci sıramı düz örüyorum. Son ilmeklerim. Arkaya çeviriyorum. Bu arka sıramızı da ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Arka ters sıramızı da ipimiz bizden tarafta olacak. Şöyle ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim. Bakın haroşamızdan sonra şu iki sıramız haroşa, şununla şu. Bu iki sıra da tersimiz oldu. Bu ters sıramızı da örelim. Örgümün arka sırasında ters ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden ipime, şişime boş olarak alıyorum. Bakın iki sıra düzümüz belli oldu burada. 1, 2. Ön yüzden düz, arka yüzden de ters örgü olarak örgümü 36 sıra düz örgü örerek önden düz, arkadan ters örgü olarak ördüm. 36 sıraya tamamladım. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer keserek şişimizde 130 ilmeğimiz vardı. İkişer ikişer bunları keserek ilmeğimizi yarıya düşüreceğiz. Artık bedenimizi örmeye başlayacağız. Şöyle ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Ondan sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer ikisini bir alarak kesiyorum. İkisini bir alarak, ikisini bir alarak bütün ilmeklerimi ikisini bir alarak kesip şöyle bakın. İlmeklerimi ikisini bir alarak, ikisini bir alarak örüp yarı ilmeğe düşürüp geliyorum. 65. İki ilmeğimi bir aldım. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. 66 ilmeğimiz şişimizde kaldı. Şöyle göstereyim tamamını. Şimdi bunu ön yüzde ve arka yüzde düz ilmekler örerek haroşa yapacağız iki sıra. Kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka sırada düz, ön sırada düz, tekrar arka sırada düz örerek iki diş haroşa öreceğiz. İki diş haroşamızı örüp tamamlayıp gelelim modelimizi kuracağız. Bedenimizin önündeki modelini kuracağız. Şöyle bakın, bir diş haroşamız oldu burada. Bu haroşamızı iki dişe tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar, iki diş haroşamı örerek tamamladım. İlmek eksiltmeden sonra önden ve arkadan düz örgü örerek iki sıra haroşamı ördüm. Burada şimdi tam orta yerine ilmeklerimizi kenar, orta ve tekrar kenar üçe bölerek model uygulamamıza geçeceğiz. Modelim de benim şu, hemen göstereyim. Şöyle çok güzel tomurcuk yapraklı sarmaşık dalı modeli uygulayacağım jilemin önüne. Ben bunun küçük bir parçada videosunu çekerek anlattım, kanalıma yükledim. Siz de oradan bakarak böyle küçük bir parçada örerek jilenize öyle uygulayabilirsiniz. Çünkü ben jilemde fazla detaya girmeden anlatarak geçeceğim. Siz de benim gibi böyle küçük parçada örün. Öreceğiniz hırkalara, örgülere neye uygulayacaksanız daha verimli olarak çalışabilirsiniz. Sökmeden daha iyi anlayarak yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi şöyle koyalım. İlmeklerimiz 66 ilmeğimiz vardı şişimizde. Kenar ilmeğimi ördüm. 21 tane düz ilmek öreceğim. 3 4 5
6, 21 düz ilmeğimi ördüm. Modelimizi aynı burada modelde olduğu gibi ters örgüler üzerine kuracağız. 11 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek ters ördüm. Şurayı ördüm. Şuradaki gibi. Şimdi ortaya bir tane düz ilmek öreceğiz. Burada ben ilmeğim bir tane fazla olduğu için bu iki ilmeğimi birlikte alarak ilmeklerimi eşitliyorum. Şimdi 11 ilmek de sol tarafa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 21 tane düzümüz var sağda. Sağın yanında 11 ilmek ters ilmeğimiz var. Buraya 1 ilmek düz ilmek ördük. Şurada modelimizin sarmaşığımızın dalı olacak. 11 ilmek de buraya ters ilmek ördüm. Şimdi kalan 21 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde bu düz ördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum. Burada ters ördüğüm 11 ilmeğimi arkada düz örüyorum. Bu 1 ilmeğimi arka sırada ters örüyorum. Tekrar bu 11 tane ters ilmeğimi arkada düz ilmek öreceğim. Bu 21 ilmeğimi de arkada ters olarak örüp geliyorum. Ön yüzde buluşalım tekrar. İlmeklerimi arka sırada geldiği gibi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim yine. Burada şu modelimizin yaprağımızın bu sapını yapacağız. Yani ortada iki tane ilmek yapacağız yan yana. Şimdi bu düz ilmeklerimi yine örüyorum. 21 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 10 ilmekte ters ilmeğimi örüp geliyorum. Bu 21 ilmeğimiz kol altına kadar sağda da sol tarafta da burada hep düz olarak ilerleyecek. Sadece biz şurada ortada şöyle göstereyim. Şu ters ilmeklerimizin olduğu yere modelimizi uygulayacağız. Şuraya. Şuraya modelimizi uygulayacağız. Şimdi bir önceki sırada ortaya bir ilmek düz örmüştük. Şimdi onun sağ tarafına bir ilmek daha düz ilmek örerek yaprağımızın şu yaprağımızın sapını oluşturuyoruz. Aynı bir önceki sıradaki gibi ilmeklerimizi 11 ilmeğimizi sol tarafta ters örelim. Tekrar kenardaki düz ilmeklerimizi örelim. Arkadaki ilmeklerimizi de geldiği gibi ne görüyorsak o şekilde örerek ön sırada tekrar birlikte olalım. Kenar düz ilmeklerimi ördüm. 21 tane. 10 ilmekte ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burada yaprağımızın sapını başlatmıştık. Bu sarmaşık dalımızın düz ilmeğiydi. Bu da yaprağımızın sapı olarak başladık. Şimdi modelimizin yaprağımızın kurulumunu yapacağız şurada. Düz ilmeğimin içine girerek bir ilmek alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek örüyorum. İlmeğimi 3'e çıkardım artırma yaparak. Yandaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Yine bu tarafta bir işlem yapmıyoruz. Buradaki yaprağımız bitinceye kadar. Buradaki 11 ters ilmeğimiz devam edecek. Tam şuraya kadar, şu yaprak kurulumumuza kadar. Bu 11 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Kenardaki 21 düz ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeklerimi de geldiği gibi nasıl görüyorsam öyle örüyorum. Bu yaprağımızın 3 ilmeğini aynı bu dalımızdaki düz ilmeği arkada ters ördüğümüz gibi bu 3 ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu düz ilmeğimizi de arkada ters örerek ilmekler ördüğümüz gördüğümüz gibi örüp geliyorum. Bu düz ilmeğimle bu ters ilmeğimi de örüp geliyorum arkadaşlar. 21 kenar ilmeğimi ördüm düz ilmeğimi. Burada da 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimizi burada yaprağımızı ajurla artırma yapacağız. 5 ajur artırma yapacağız.
Bu 5 ajurumuzu yaparken sağ tarafında 2 ilmek keseceğiz. 2 ilmeği yani 1 alıp 1 ilmek kesmiş olacağız. Bu yaprakla bu sarmaşık dalımızın arasında da burada 1 ilmek kesip burada 1 ilmek artırma yapacağız. Burada sağ tarafta kesmemiz yaprağımızın sağa doğru yatık olması için, yani şöyle sağa yatması için burada 1 ilmek keseceğiz. Bu arada da 1 ilmek artıracağız. Şimdi yapraklarımızın artırımına geçmeden burada 2 ilmeğimiz var. Şu 2 ilmeğimiz. Bu 2 ilmeğimi şöyle çevirerek tekrar şişimi alarak ikisini birlikte örüp kesiyorum. Eğer sizin örme şekliniz benimki gibi değilse çevirmeyebilirsiniz. Şimdi yaprağımıza geldik burada. 3 ilmeğimiz var. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek örüyorum. Burada yaprağımız 5 ilmeğe çıktı. Yaprağımızı 4 defa daha artıracağız. İlmeklerimiz 13 ilmek olunca şurada 13 ilmeğe ulaştığımızda kenarlarda kapatmaya başlayacağız. Şimdi burada 1 ilmek artırmamız lazım. Bu düz ilmeğimizle yaprağımızın arasında parmağıma şöyle dolayarak şöyle 1 ilmek gizli artırma yapıyorum. Bu artırdığımız ilmeğimizi arka sırada düz örgü olarak öreceğiz ki böyle ters olsun şurası. Böyle ters olması için arkada şunlar bakın artırdığımız ilmeklerimiz 1-1. Arka sırada düz örüyoruz. Ön sıramızda böyle ters olması için, yani örgümüzün zemini ters ilmekler üzerine örüldüğü için buralar tekrar ters olarak örüp devam edeceğiz. Şimdi düz ilmeğimi örüyorum. Sol tarafta henüz hiçbir işlem yapmıyoruz. 11 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 21 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Arka ilmeklerimi de geldiği gibi nasıl görüyorsam öyle örüp ön yüzde yine buluşalım. Düz ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ters ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü çevirerek kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık burada. Yaprağımızın ikinci artırımını yapıyoruz. Artırmasını, ajurunu. 2 ilmek ördüm. 1 doladım. 2 ilmek ördüm. 1 doladım. 1, 2 ilmek ördüm. Bir önceki sırada 1 ilmek artırmıştık burada parmağımıza dolayarak. Şimdi ikinci ilmeğimi şöyle parmağıma dolayarak artırıyorum. Önceki artırdığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu 11 ilmek tersimi örüyorum. Kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. Arkadaki ilmeklerimi de geldiği gibi örüp geliyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters ilmeğimi ördüm. 3. defa kesme yapıyoruz. İlmeklerimi çevirdim. İkisini birlikte alarak kestim. Yaprağımızın da 3. ajurunu artırıyoruz. 3 ilmek ördüm. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek artırdım. 3 ilmek örüyorum. Burada 3. artırımımızı yapıyoruz. Elime ipliğimi dolayarak şöyle gizli artırma yapıyorum. Arka sırada da bu artırdığım ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bu kenardaki ters ilmeklerimizi henüz bir işlem yapmıyoruz. Bunları ters olarak örüyorum. Yandaki ilmeklerimi de düz ilmekler olarak örüp arka ilmeklerimi de örüp ön yüze geliyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi çevirerek kesiyorum. 4. kesmemizi yaptık. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yaprağımızın 4. ajurunu artırıyoruz. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek artırdım. 4 ilmek ördüm. Burada da 4. ilmeğimizi artıracağız. 1, 2, 3 ilmek artırmışız.
Parmağıma dolayarak bir ilmek gizli artırma yaptım. Artırdığım ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Bu yandaki ters ilmeklerimi örüp ön yüzde yine geliyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bu 2 ilmeğimi çevirip yönünü kesiyorum. Yaprağımın ilmeklerini örüyorum. 5. ajurumuzu artıracağız bu sırada. 5 ilmek ördüm. Bakın 1 2 3 4 ajur artırdık. Bu 5. ajurumuz. Doluyorum. Örüyorum, doluyorum. Ajurlarımız bitti. 5 defa artırma yaptık. Yaprağımızda 13 tane ilmeğimiz var şu anda. Şimdi yine bir tane burada artırma yapıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi örüp arka sırayı da örüp geliyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğimi çevirerek 6. kesimimi yapıyorum. Burada yaprağımızın ajuru bitti. 5 ajur artırdık. 13 ilmeğimiz var. Şimdi burada yaprağımızı da kapatıyoruz. 2 ilmeği 1 alarak sol tarafa kestim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğimi, arkadaki ilmeğimi sağ şişimi alarak, öndeki ilmeği de sol şişi alarak, tekrar sağ şişimi aldığımı sol şişime takarak şöyle şu şekilde 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Düzgün olması için ilmeklerimiz. Şimdi burada yine bir ilmek artırıyorum parmağıma dolayarak. Şöyle 6. artırmamızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi sol taraftaki bu sağ taraf yaprağımızı kapatmaya başladık. Sol taraftaki yaprağımızın şöyle göstereyim. Bunu burada kapatmaya başladık. Sol taraftaki ilmeğimiz yaprağımızın burada sapını oluşturacağız. Bu ortadaki düz ilmeğimizin yanında bir düz ilmek daha örerek şöyle 2 tane düzümüz oldu yan yana. Aynı buradaki gibi. Şurada da öyle yapmıştık. Yaprağımızın sapını başlatmıştık. Kalan ilmeklerimi 10 ilmek ters ilmek örüyorum. Arka ilmeklerimi de geldiği gibi örüp geliyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 2 ilmeğimi çeviriyorum. 7. de ilmeğimi kesiyorum burada. Burada yaprağımızı kapatıyoruz. 2 ilmeğimi sola kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. İki ilmeğimi yer değiştirerek öndekini arkaya, arkadakini öne alarak iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Burada bir ilmek artırıyorum. 7. ilmeğimi artırdım. 2 3 4 5 6 7 Sarmaşık dalımın düzünü örüyorum. Şimdi burada ikinci yaprağımızı, sol taraftaki yaprağımızı kuracağız. Bir önceki sırada sapını yapmıştık. 2 ilmek düz. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek daha örerek 3 ilmek artırmış oldum. Yani 1 ilmeği 3'e çıkardık. Ters ilmeklerimi örüyorum. Arka sıramı örüp geliyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel oluyor modelimiz. Kendini gösterdi. Şimdi devam edelim. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. 1 ilmeğimi örüyorum, ters ilmeğimi. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek birlikte alarak kesiyorum. Yaprağımı kapatıyorum burada. İlmeklerimi örüyorum.
Buradaki ilmeklerimi yer değiştirerek arkadakini sağ şişime alıyorum. Ortadakini sol şişime alıyorum. Tekrar sağ şişimdekini sol şişime takarak sağa doğru kesiyorum. Böyle sağa doğru yatması için burada bir ilmek artırıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi soldaki yaprağımızın artırmalarını yapacağız. Modelimiz aslında çok kolay. Yapraklarımızı artırıyoruz, kesiyoruz. Tekrar soldaki yaprağımızı başlatıyoruz. Burada şimdi bu düz ilmeğimin yanında ikinci yaprağımın artırımını yapıyorum. Yani kenardaki artırmayı, şurayı, şu aradaki artırmayı bu düzün yanında yapıyorum hemen. Bir ilmeğimi artırdım. Şimdi bu 3 tane de yaprağımın ilmekleri, yaprağımızın da ajurlarını artırıyoruz. Bir ilmek örüyorum, bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum, bir doluyorum. Bir ilmek doluyorum. Bu defa sol tarafta 2 ilmeğimizi çevirerek kesim yapacağız. Şöyle sol tarafa doğru kestim. Ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar arka sıramı örüp geliyorum.